Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Anur Aktaş, İşkur İl Müdürü Eren Türkmen, SGK İl Müdürü Erhan Karaca ve İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Anıl moderatörlüğünde İTSO toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda İnegöl'deki istihdam durumu masaya yatırıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İTSO Başkanı Metin Anıl şunları söyledi. Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle başlatılan bir seferberliğin, istihdam seferberliğinin detaylarını görüşme, daha iyi bilgilenme adına toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin bildiği, yaşadığı gibi 2016 yılı iş dünyası adına çok olumlu geçmedi. Tabii bunun sebepleri var. En önemli sebebi Rus uçağının düşürülmesiyle başladı. Daha sonra Güneydoğu Anadolu'da hendek hadiselerini bastırma adına devletimiz, hükümetimiz çok yoğun çaba sarf etti. Daha sonra Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bombalar patlatıldı. Yine ordumuz Suriye'ye girdi. 15 Temmuz'da da AYFETÖ örgütü ülkemizde bir darbe girişiminde bulundu. Belediye Başkanı Nur Aktaş ise Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlayan, kaymakamımız himayeliğinde verilecek bilgilerle netlik kazanacak bir konu diyerek şunları söyledi. Değerli müdürlerimizin vereceği bilgilerle netlik kazanacak bir konu. Tabii buradaki herkes çok net bir şekilde biliyor. Muhakkak surette böyle bir fedakarlığa girerken beraberinde de ne tip avantajlarımız vardır, ne gibi devletin sağladığı imkanlar vardır noktasındaki bilgilerini bilmek istememiz en doğal hakkımız. Zaten onun için de çok değerli müdürlerimiz burada. İnegöl Belediyesi olarak biz de biliyorsunuz normal kadrolu işçi ve memur çalışanlarımız haricinde taşeronlar üzerinden istihdam yapıyoruz. Yaklaşık 750 civarında çalışanımızla. Daha sonra Kaymakam Ali Akça da bir konuşma yaptı. Nasıl aşağıya çekilebilir? İstihdam rakamları nasıl üst rakamlara çıkarılabilir? Bunlarla alakalı yapılacaklar, bunlarla alakalı izlenecek yollar o şurada tartışıldı. Bizler de oradaki konuşmalara şahit olduk. Önce Rıfat Bey konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin başkanı. Önemli mesajlar verdi Rıfat Bey. Ben bazı notlar aldım. Rıfat Bey iç tüketimin artırılmasından bahsetti. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz hain kalkışmasının üstesinden nasıl gelindiğini anlattı. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yaptığı haksız değerlendirmelerden bahsetti. Nefes kredisini anlattı. Ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak artı bir istihdam projesinden bahsetti. Yani her işveren istihdama artı bir katkıda bulunursa işsizlik rakamlarının daha da aşağıya inebileceğini anlattı.